Bu dersin son konusu olan boşluksuz dişli betonarme döşemeyi inceleyelim. Bu döşemenin diğer adı da asmolen döşemedir. Bir önceki konudaki boşluklu dişli dişler vardı 10 santimlik. Aralarında belirli boşluklar vardı 40-70 santim arasında değişen. Bu boşlukların belirli bir ürünle doldurulmuş versiyonudur. Aynı döşeme boşluk yerine dolgu var. Nervürlü döşemenin işte bu nervürler arasında uygun bir ürünle doldurulmasıyla üretiliyor. Bu ürün pişmiş topraktan yapılmış olabilir. Bu şekilde çeşitli gözenekleri bulunan türleri var. Yanlarında kulaklı olan versiyonları var ya da düz olanları var. Ponza taşından, polistirenden, gaz betondan üretilmiş belirli boyutlardaki bloklardır. Ayrıca ana kirişlerin burada aşağı doğru sarkmayacak biçimde yatık olarak oluşturulmuş olduğunu görmekteyiz. Bu dolguyu oluşturan ürünlerin boyutları nitelikleriyle beraber boyutları değişmekte. Örneğin pişmiş topraktan üretilmiş bir asmolen dolgusu, asmolen bloğu bu yönde 40 santim, bu yönde 20 santim, yüksekliği ise 20, 22,5 25, 27,5, 30, 32 santimlik farklı türlerde üretilmekte. Buna karşın İton firmasının ürettiği gaz beton bloklara bakılırsa bu blokların eninin 40 ya da 50, boyunun 50 ya da 60, yüksekliğinin ise 20'den başlayarak 45 santime kadar çıktığını görmekteyiz. Kalıp tahtası üzerine önce asmolen bloklar yan yana diziliyor. Aralarında belirli bir boşluk bırakılıyor. Sonra yeni bir dizi oluşturuluyor. Ardından bu boşlukları da kapsayacak şekilde bu blokların üst bölgesine donatı yerleştiriliyor. Beton döküldüğü zaman bu asmolen bloklar arasında kalan kısım dişleri oluşturuyor. Onun üzerindeki bölüm betonarme plağı oluşturuyor. Prizin aldıktan sonra, beton sertleştikten sonra kalıp sökülüyor. Böylece buradaki bloklar döşeme ile birlikte tutulmuş oluyor. Asmolen döşemelerde donatının döşenmesinden sonra bloklar üzerinde en çok 7 santim kalınlıkta bir plak oluşacak şekilde beton dökülmeli. Kesitine baktığımız zaman şununla karşı karşıya kalıyoruz. Yukarıda 7 santimlik bir betonarme plak var. Yine 10 santimlik dişler şeklinde sarkıyor bu plak aşağıya. İçinde belirli bir donatı var. Ardından seçilen dolgunun kesiti söz konusu. Örneğin bu örnekte 10 santimlik dişler arasında 40 santim mesafesi olan kulaklığı, yüksekliği 25 olan bir dolgu kullanılmış. Onun üzerine de 7 santimlik betonarme plak yapılmış. Toplamda 32 santimlik tek bir döşeme oluşturulmuş. Bu şekilde şantiye ortamında üretiliyor. Bu bilgileri bir uygulamayla pekiştirelim. Öncelikle bir dolgu seçelim. Uygulamayı yapabilmek için bir dolgu seçelim. Ben biraz önce ölçülerini verdiğim 40'a 20'lik. Yüksekliği de 25 santim olan pişmiş topraktan bu şekilde gözenekleri, boşlukları bulunan bu dolguyu seçtim. Buradaki 4 tane kolonu ana kirişlerle birbirine bağlayacağım. Arada dişler yer alacak. Bu dişler arası boşluk olmayacak. Bu seçtiğim pişmiş toprak dolgu ile dolacak. Bir yönde bunlar yan yana gelirken öbür yönde aralarında bir mesafe bırakılacak. Bu mesafede dişi oluşturacak. Şimdi burada toplam 32 santim döşeme kalınlığını elde edeceğiz. Normalde ana kirişin geçilen açıklığın onda biri kadar sarkması gerektiğini söylemiştik ve daha önce yaptığımız uygulamalarda bu mesafeyi 60 santim olarak belirlemiştik. Burada bu sarkmayı görmek istemediğimiz için yatık kiriş kullanacağız. Yatık kirişi kabaca burada dikine duran kirişin yan yatırılmış versiyonu olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla yüksekliği 32 santimde biten, genişliği ise 60 ila 100 santim arasında değişen bir kiriş boyutu düşünebiliriz. Şimdi bu döşemenin en dışından en dışına kadar olan mesafe 6 metre. Bu 6 metreye 2 tane yatık kiriş girecek. Bu yatık kirişlerin genişliğine Y diyelim ve 40 santimlik bloklar
10 santimlik dişlerden oluşan bir dizi oluşacak. Basit bir formül yazalım. 600 santim eşittir 2 adet yatık kiriş y mesafesi artı x adet 40 artı 10'luk dizi 40 artı 10, 40 artı 10 gittikten sonra en son tek başına bir 40 kalıyor. Artı 40. Bu hesabı yaptığımız zaman 560 eşittir 2y artı 50x diyebiliriz. Burada x mutlaka tam sayı olmalı. Çünkü adetten söz ediyoruz. X'e 10 değerini versek y 30 santim olur. Halbuki yatık kiriş için yüksekliği 32 santim, genişliği 60 ile 100 santim arasında değişen bir kiriş olabileceğini söylemiştik. Yatık kiriş için genişlik yetersiz. Bu durumda x'e 9 santim değerini atayarak y'nin yaklaşık 60 santim, 55 santim olabileceğini öngörebiliriz. Bu arada bu döşeme türünün deprem bölgeleri açısından sakıncalı olduğunu belirtmekte fayda var. Hem ağır bir döşeme türü hem de yatık kirişler normal kirişler gibi yanal kuvvetlere karşı yapının strüktürel çerçevesini tam anlamıyla sağlam kılmamakta. Öbür yönde ise 20 santimlik x adet blok yer alacak. 2 tane yatık kirişle bitecek. Bu sefer bu yatık kirişlere z diyelim. Toplamda 400 santim var. 400 santim eşittir 20x kaç tane olacaksa artı 2z. Yine x tam sayı olmalı. 14 olsa diyoruz. Z 60 santim olur. 60 ile 100 arasında bir değer olabileceğini söylemiştik. Bunu kabul edebiliriz. O zaman çizimi yapmadan önce bunu not edelim. Y 55 santim 9 adet x 9 adet 40 artı 10 söz konusu. Z 60 santim bu yöndeki yatık kiriş 14 adet blok gelecek. Yatay kesit alacağım. Yukarıya doğru bakacağım. Tavan kalıp planı için dört tarafta yatık kirişleri göreceğim. Bu yönde 60 santim, bu yönde 55 santim. Ardından blokları alttan göreceğim. 40 santime 20 santimlik mesafelerini göreceğim ve 10 santimlik dişleri algılayacağım. Çizime yatık kirişleri çizerek başlıyorum. Kolonlar görülüyor. İçe doğru yatık kirişleri genişletiyorum. Ardından bu yaptığım hesaba göre buradaki blokların geleceği boşluklar ve dişleri yaratıyorum. Sonrasında da blokları yan yana diziyorum. Blokları alttan görüyorum. 40 santim ve 20 santimlik blokları görüyorum. A ve B kesitlerini alalım. Onun öncesinde tüm ölçüleri verelim ve tüm ürünleri yazalım. Burada pişmiş toprak tuğla blok olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu yönde kesersem önce yatık kirişi kesiyorum. Sonra yan yana blokları kesmekteyim. Diğer yatık kirişe kadar. Bu yönde kesersem önce yatık kirişi kesiyorum, bloğu kesiyorum, dişi kesiyorum. Bloğu kesiyorum, dişi kesiyorum, bloğu kesiyorum, dişi kesiyorum. Daha yakından bakarsak şurada bir blok var. Ortası boş. Şu kısımlarda pişmiş topraktan katmanlar söz konusu. Yanında başka bir blok, yanında başka bir blok. Bu şekilde tamamlanmış. Bu yöndeki kesite yakından bakarsak yatık kiriş, gözenekli blok, diş, gözenekli blok, diş şeklinde gidiyor. Böylece bu konuları bitirmiş olduk. Haftaya yerinde dökme betonarme döşemeleri devam edeceğiz.